çok konuşulan Okan Buruk'un da şöyle dediği, ne demiş? Okan Buruk demiş ki, göremedim burada. Bize verilen oyuncu penaltılar nasıl kapatsın demiş. Bunu veren hakem bir daha burada maç yönetemez demiş. Ben onu bir tanesini maç sonunda söyledi, bir tanesini maç içinde söyledi. Bir sonraki maça yönetemez. Bir daha verin Oğuzhan Çakır'ı. İki hafta sonra bakayım buraya. Normal biz pozisyonu gelsin görelim. Yine çünkü VAR'da garip garip pozisyonlar gösterdiler çocuğa. Şimdi burada hakemin sahada vermesini arzu ederdim. VAR'a yaslanmadan kendisini değerlendirmesini isterdim. Ama genç olduğu için kim şu anda nabızı kaç hakemin, heyecanı kaç buralarda, heyecanı nedir? Çünkü kolay değil bu maçları yönetmek. Hocam bak yeri iyi değil mi ya? Yeri iyi de kol kapattı, arkada kalmış. Öyle mi? Evet. Baksa bak gel biraz geri, gel biraz geri. Paralelinde biraz geri kalmış. Gel, geri gel. Yok, sola, yok. Sola kaymalıydı biraz daha. Görebilmesi için. Bak hocam şunu şuradan görmesi gerekmez bak mi? Biraz geri gelsenize. Bak. Arkadaşlar niye geri gelemiyoruz? Hocam temin bir simülasyon yaptık ya. Evet. Bu bak bak hocam bak. Şimdi, şu açısında olduğu için söylüyorum. Şu pozisyon üzerinden gidelim. Hafif gidelim, hafif okuyalım. Okuyalım. Çünkü oynen hakemin gözünden göreceğiz bak neredeyse. Hakemin... Okusanız arkadaşlar diğer pozisyonu şunu. Burada duralım. Evet. Yani bunu görmesi gerekir. Şimdi hakemin bu dakikaya geldiğinde bir VAR'a gitti geldi. VAR'dan iptal oldu. O arada kart uygulamaları, avantaj uygulamaları oturmadı. Kafa olarak dağıldı hakem. Hmm. Konsantrasyonu yitirdi. Genç bir hakem. Çok yeni daha. 25 yaşında. İlk defa çıkıyor. Dakika 78. Oturtamadı maçı yani. Maçın balansını da oturtamadı. Yönetirken oyuncuların saha içinde ona söylemleri var. Levent Kaptan dedi ki Aytaç ona neler yaptı orada. Ona karşı duyarsız kaldı, ezildi, sıkıntı yaşadı. Peki hocam şundan gelelim o zaman. Gelelim Okan hocam. Buruk dedi ki ya bu adam ellerini nereye koysun, nasıl zıplayacak? Peki tamam, bu topun geçişini o eller engellemiyor mu? Eller doğal konumda mı diye sorayım sana. Şimdi kalksın, yakına gelelim. Devam, yakına gelelim. Kalktı, dur. Az geri gel. Gelemiyor muyuz? Gel. Gelir. Biraz geri gel lütfen. Gel 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 gel. Bir de kale arkasından sonra bir daha bir kale arkasını isteyeceğim. Bir tane daha var o da. Şimdi duralım burada. Çıkarken tabii ki çıkış şeklin çok önemli. Burada kol ayrılmış bir genişleme söz konusu. İki, çok profesyonelce bir hareket var. Arkadaki oyuncuyu kesiyor. Arkadan kafayı vuracak oyuncunun topu nereye atacağı hususunda keserek sol kolu o tarafa doğru topun yönüne, önüne koyuyor. Net bir penaltı bu. Ben şöyle bir ayağa kalk bir şey göstereceğim pozisyon. Temin asimetri dedik yani evet, akşam da Ender çok güzel dedi. Başka hakem programlarında konuşulacak. Yani ne? İşte Icardi'nin pozisyonu. Hayır. Orada doğal bir asimetri yani simetri var. Özür dilerim. Asimetri yapan, uzatan rakibi dedik değil mi Kasımpaşalı? Sen dedin akşam bunlar konuşulacak. Biz göre dördümüzde hiç foul yok. Temiz gol dedik. Burada ben kolun asimetri olmadığını aynı şekilde görüyorum. Yani asimetri simetri değil. Bak sonra, şimdi sol koluna bakın. Sonra profesyonelce bir yaklaşım var. Bak şimdi bak, buradan gözüküyor. Kamera işte nerede bizim? Bak şimdi şu şöyle. Bak şöyle dikkat et, çıkıyor bu sağ kolu Jakobs'un. Sol kolu bakıyor, hocamın dediği iki şeye de katılıyorum. Hocam bir şey daha var. Kol gidiyor. Asimetri gidiyor olmuş. Şöyle bak şimdi. Oluyor bak. Ya şöyle Ender oluyor. Bak şimdi bak çıkıyorsun kafa topuna böyle çıkarsın. Bak şimdi kol böyle. Bir kolu burada, sağ koluna bak. Omuzunun burada, sol kolu buraya açılmış. Asimetrik yani simetriden bozulmuş. Ben onu gözlemledim. Icardi pozisyonu az önce örnek verdiğim oydu. Orada simetri değil, kolunda asimetrik. Normal kolu normal. Yok yok, yok Ender, bak, cin bak gibi. Dikkat et bak. Tam bizim Bora çok güzel sen getirmiş böyle o pozisyon arkaya. Sen böyle böyle kalacak. Kal böyle. Ben arkadaki fal, Mamadi fal değil mi arkadaki? Takosta mı fal mı o? Fal fal. 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 Şimdi çıkarken topa bak, o da para kuşa çıkarken böyle çıkıyor değil mi? Çıktığında hocam önce geri geri geliyor. Tam topa benim kafa vuracağım. Bak, çevir bana hocam. Solunu, bak şöyle. Kafanı da çevir, kafanı da. Beni görüyor. Seni de görüyor. Ama beni ve topu görüyor. O kolu topun gidiş yoluna koyuyor. Bilerek oynuyor. Bu kol oraya gidiyor. O yüzden penaltı çok net. Hakem çok, keşke bunu çok sahada görüp verebilseydi. Tabii. VAR çağırdı ve doğruyu buldular.
Yani bir kol arkaya doğru böyle asimetrik şekilde giderse, simetrik yani pozisyonsa net genişliyor. Yani bir kol böyle olursa diğer kol da şöyle. Kol böyle olursa diye. Ya, bir böyle olmaz diyorsun. Tek kanatlı hani deriz ya biz ay, yani kuş. İki kol da böyle açılsa ona da penaltı veriyorlar. Veriyor. Ona da verilir. Vücuttan açılıp genişleyemezsin. Bu genişleyemezsin. Bak şimdi genişleyemezsin. Almanya'da geçen bir adam iki elle gitti verdiler arkadan çarptı. Normal, İspanya'da normal arkadan geldi hayır, penaltı. Hayır. Vücudu ya, büyütüyor. Hayır. Fal çıkarken böyle çıkıyor topu. Hayır. Bak şimdi öyle açılına doğru vücut büyütüyorsun. Geçişini evet engelliyorsun. Çok doğru söylüyorlar. Mustafa Hoca da açıkladı zaten. Ama burada bir de simetriyi asimetriye çevirip kafasını aynen, yüzüyle tabii, bir de kolu tabii. Yani burada başka bir şey daha var. Bir şey daha var artı onu eklemek istedim. Onu eklemek istedim hocam size. Evet, doğru teşekkür ediyorum. Artısı var. Kol topun gideceğini yolun önüne çıkıyor. Bilerek oynuyor. Top eliyle oraya ez kolu cümle, bu kolay bir penaltı mı? Tabii kolay penaltı. Yaralı cat diye çalacağım bir penaltı bu. Galatasaray lehine çalınmış bize çok kolay. Yok. Hakem açısından kolay. Yani bir hakem bunu sahada çok net cat diye çalması ya, lazım. Buna itiraz edecek hiçbir konu yok. Yani kolay penaltı, zor penaltı yok öyle bir şey. Bu net bir penaltı. Okan Hoca'nın maç sonundaki, maç içindeki de maç sonundaki de açıklaması yanlış. Ya bu kötü oyun, ben, kötü oyuncu değişikliğine. Ben bunu hakem üzerinden okumam. Hayır. Ben bunu aynen. Hoca üzerinden bir daha okumam. Burada maç yönetemez ifadesini ya söyleyeyim. Şimdi onu da duyup cezalandırmadıysa, yani hakem kardeşime şu anda çok kırıldım, çok üzüldüm onun adına, Türk hakemliği adına da üzüldüm. Bir tehdit yiyorsun. Tehditin karşılığında gerekeni yapacaksın. Dün de hangi maç vardı akşam? Ligde mi? Ligde. Sivas Spor Başakşehir maçı. Yani bir maç. Hakem arkadaşımızın o duruma düşmesi, oyuncu neredeyse makas alıyor. Oyuncunun teması söz konusu. Sonra oyuncuya kart gösterecek. Oyuncuyu itiyor uzak böyle kart. Hocam tamam bunları veriyorsun.